bahsetmeliyiz. Hümeyra Gündem, bugünkü ödül töreninizdeki bulunmanızdaki sebeplerinden bir tanesi de 26 Ağustos'ta Polonya'da yapılan dişli engeller milli takımının U20 Avrupa şampiyonu olan milli takımın içerisinde yer almış olması. Beyza Nur Balımız vardı ama fakat kendisi Eskişehir'de okuduğu için kendisi yok. Onun yerine de aynı zamanda Ağustos ayındaki Samsun'daki işitme engeller olimpiyatlarında milli takım kampında yer alan Canset yine bizim basketbol takımımızda. Onun yerine ödül alması için kendisi geldi. Feyza Nur Bal'ın da babası Ahmet Bal aynı zamanda geçmiş dönemlerimizde bizim işitme engeller basketbol takımında, futbol takımında birçok alanda yer almış bir babası. Evet, Sevil Bey, hedeflerini sorabilir miyiz acaba? Bundan sonraki yaşlar şu anda daha çok genç, ileride neler yapmayı düşünüyorlar, neler yapmayı hedefliyorlar? Biz iki haftada bir maçlar başlayana kadar hem antrenmanlarla birlikte hem de hedeflerimizi onları biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki burada amatörce düşündüğümüz hep yegane sebep bu çocuklarımızı bir tık daha yukarıya, şimdi U20, bunu da büyükler milli takım kadrosunu yetiştirebilirsek ve bu çocuklar uluslararası alanda başarı elde ederlerse şayet bunlar daha iyi gelire sahip olacak, daha iyi bir refah düzeye sahip olacaklar. Bizim hedefimiz bunlar. Bunlar da bizi söylediğimizde bize imkan yaratılsın diye hemen önce bize söyledikleri tek şey bu. Çünkü çok sıkıntılarımız var. Bu çocuklar engelli gruplarında her istediğimiz alanda her istediğimizi elde edemiyoruz. Mümkün değil. Ancak sağ olsun bazen yerel yönetimimizden isteklerimiz oluyor. Bazen okuldaki fedakarca antrenörlerimizden isteklerimiz oluyor. Bazen biz amatörce gönüllük esasına göre bizim imkanı olan kişilerle yardımlarımız oluyor. Bunları hepsini pekiştirerek isteklerini, ihtiyaçlarını karşılayabilme oranında gidiyoruz. Tabii ki hedefleri bunların, bu kızlarımızın veya erkeklerimizin, engelli sporcularımızın hedefi milli takıma seçilebilmek, milli takımdaki tüm Türkiye'de toplanan sporculardan oluşuyor. Uluslararası alanda daha iyi başarıyı elde edebilmek. Elde ederlerse, nasıl biz engelsizlerde uluslararası alanda başarı elde ederlerse, 1-2-3. Olurlarsa ömür boyu maaşa sahip olacaklar. Ve çocuklarımız için de bunun en büyük ödülü. Kesinlikle. Peki, var mı eklemek istediniz? Teşekkür ediyoruz. Size kumanda 8 olarak çocuklarımıza ve sizlere başarılar. Aslında söylenecek çok şey var. Ömer Bey, çok şey var ama maalesef elimizdeki imkanlarla imkanlarımızı nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Nasıl şu andaki imkanlarımızı bir tık daha yukarı çıkartabiliriz? Bizim hedefimiz bunlar. Bu işi bilen, bu işin içinde çevresi olan, bizim gibi böyle gönül esasına dayanan kişilerin bu havuzun içerisinde yer almasını rica ediyoruz. Biraz zor oluyor. Toplumumuzda çünkü engelliler hep angarya görülüyor. Biraz zor geliyor. Onun için ne kadar içimizde bir iki kişi daha alabilirsek bizim o yılki karımız bu oluyor. Çocuklarımız, sporcularımızın alayı bir tanesinin tenine dokunup da onları bir başarı elde ettirebilmek bizim yıl sonundaki en büyük gururumuzdur. Yapacağımız bir şey yok. Bizlere biraz destek versinler. Bizlerle daha iyi biraz daha ilgilensinler. Fazla bir şey istediğimiz yok. Engelli grupların maçlarına, özellikle seyirci olarak maçlarına gelmeleri çok daha iyi. Biz sosyal medyada bunu paylaşıyoruz. Artık ne kadar ileriye gideriz, ne kadar daha güzelleri yaşatabiliriz, zaman gösterecek. Ama kızlarımızı o alanda hiç olmazsa bu başarıyı elde etmiş olmaları bize gurur verici. Niye? Emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz. Daha kızlarımız küçük. Bunların yarın, şimdiki şu andaki çocuğumuz 17-18 yaşında, 19 yaşında. Bunun 30 yaşına kadar sürecek olan bir yaşantısı var. 30 yaşında, 35 yaşından sonra zaten sporcularımızın. Keşke gelmese ama engelli gruplarımızdan geriden gelen sporcularımız yok, kişilerimiz yok. Biz elimizdeki kumaşları en iyi şekilde nasıl değerlendiririz bunu düşünüyoruz. Bakın şimdi işitme engelli bir sporcumuzun babası, işitme engellimizin babası. Bunlar da yöneticilik yaparak, onlar da hamilelik yapmak istiyor zamanında çünkü yaptığı sporda bunlar zorluğu yaşadılar. Ben de kulüp başkanlığı döneminde ben de ilgilendim ama sıkıntıları onlar bir şekilde aşabilmenin çaresi içerisindeler. Ama bu benim sayemde, ama sizin sayenizde, ama bir başkasının sayesinde en iyi şekilde yapabilmenin peşindeyiz. Biz onun için bize destek veren yerel yönetimlerinden, büyükşehirimizi de, çünkü hakikaten büyükşehirimize desteği bir hayli var işitme engeller spor kulübü olarak. Kendilerini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Çünkü sadece biz değil. Hepimiz bir arada olursak bu başarı gelir. Yoksa bireysel olarak hiçbir kimse uğraşıyla bu başarıları elde etmeleri mümkün değil. Her işimizde olduğumuz gibi. Ben teşekkür ederim.